Sparta Vlog'undan herkese merhaba. Yakın çevreniz bilir. Bizim evin şoförü benim. Bekarken de bende. Evlenince baktım eşim de kullanmıyor. Benim de vermeye niyetim yok ama iki hamilelikten ve İstanbul trafiğinden sonra ben de eşimin kullanmasını ara sıra da olsa büyük üstünden almasını istiyorum. Ama pek hevesi yok, ne yapalım. Heves olmayınca da olmuyor. Bu her işte böyledir. Bu seyahatimizde kayınpederimin arabasını ödünç aldık. Kayınpederim de ehliyetini yeni aldı sayılır ama ona da diğer çocuklarından fırsat kalmıyor. Hazır 40 yılda bir baba arabası almışım diyen eşim bu tatil bayağı direksiyona geçti. Zaman zaman gerilsem de o direksiyonda ben yolcu koltuğunda bayağı yol kat ettik. Bir direksiyon öğrencisi yetiştirmek kolay değil. Isparta'da ilk durağımız Kovada Gölü Milli Parkı oldu. Göle gitmeden yol üstünde çeşit çeşit meyve satan tezgahlar var. Biz de orada yemek üzere birkaç kilo meyve aldık. Şeftali olsun, kayısı olsun tüm meyvelerin kilosu 2 TL'den satılıyor. Ağaçtan toplayıp yediğimiz lutlar da hediyeydi. Tadı damağımda kaldı. Şu an Eğirdir Gölü'nden Kovada Gölü'ne doğru geldik. Burası büyük bir milli park. Yaklaşık 400 metre mesafeden içeri doğru gölün kıyısına iniyoruz. Kovada'ya geldiğimizde yanlış yere geldiğimizi düşündük. Çünkü kimsecikler yoktu. Meğer hafta sonu çok kalabalıkmış. Otobüslerle gruplar gelmiş gitmiş. Biz hafta içi sakin zamanla denk geldiğimiz için tam kafa dinlemelikti. Ortaokul yıllarımızda ablamla birlikte bir grup öğrenci ve eğitimcilerin önderliğinde Türkiye gezisi yapmış ve doğu illeri hariç neredeyse Türkiye'nin yarısını gezmiştik. Isparta da bu illerden biriydi. Eğirdir Gölü'ne gittiğimizde Eğirdir Otel'de kalmıştık. Yine orada kalalım diye istedim ama öyle bir otel bulamadık. Biz de merkezde otel arayışına girdik. Bu arada tüm seyahatimiz boyunca konaklama için hiç yer bakmadık. Çünkü gideceğimiz yerlerde, kalacağımız yerlerde belli değildi. Hepsi spontane gelişti. Yani bu sefer bir nevi kafa nereye biz oraya yaptık. Otel konusunda en çok Isparta'da zorlandık sanırım. Çünkü neredeyse hiçbir otelde bebek beşiği veya yatağı bulunmuyordu. En sonunda merkezde bulunan IAŞ Park Otel'e rezervasyon yaptırdık. Eşim valizleri almaya giderken resepsiyon görevlisi de çocuklarla bizi odamıza çıkardı. Asansör dar. İki yetişkin, bir çocuk ve pusetli bebekle en olmayacak şeyi yaşadık. Asansörde kaldık. Belki bir 15 dakika asansörden bizi çıkaramadılar. Ben hiç korkmadım. Eski iş yerimde de arkadaşlarla sıklıkla asansörde kalırdık. Buradan Seda, Pınar ve Esra'ya sevgilerimi gönderiyorum. Ben korkmuyorum dedim ama iş benimle bitmiyor. Elektrik de kesilince büyük oğlum korkup ağlamaya başladı. Onu gören küçük de başlayınca o 15 dakika bize oldu yarım saat. Neyse ki cep telefonum ve yelpazem yanımdaydı. Biraz çizgi film açtık, biraz yelpazeyle serinlendik ve sonunda bizi çıkardılar. Bir daha da o asansör değil diğerine bindik. Bu da bu otelde ilk dakikalar yaşadığımız bir anı olarak kaldı. Instagram sayfamdaki tecrübelerimizden Isparta'da da faydalandık. Isparta kebabı da yedik, güllü dondurmada. Öneriler için hepinize teşekkür ederim. Isparta'daki otelimizden yola çıktık. Lavanta tarlalarına doğru gidiyoruz. Ben yılbaşından beri planlıyordum bu lavanta tarlalarına gitme planını. Şu an kuyuca 10 kilometre kaldı. Isparta'dan çıkıyor.
kuyucuğa gelip de lavanta çayı içmeden gitmek olmazmış. Biz de şu an deniyoruz. Lavantanın tadını bozduğu için şeker katmamızı tavsiye etmediler. Ama ben dinlemedim, yine de şeker kattım. Şekerli daha güzel. Ben şekerli tavsiye ediyorum. Şimdi lavanta dondurması deniyoruz. Nasıl? Güzel. Bir sonraki vlogda Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'nde olacağız.